Bugün size polimer kili nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle malzemelerimizi söyleyelim. 250 gram unumuz var. Daha önceki videomuzda tutkal nasıl yapılıyor göstermiştim. 125 gram tutkalımız var. Burada bir tatlı kaşığı, şöyle bir tatlı kaşığıyla normal kullandığımız yemeklik yağımız var. Eğer evinizde bebek yağınız varsa bebek yağı kullanabilirsiniz bunun yerine. Sonra yine bir tatlı kaşığı losyon eller için kullanacağız. Sonra bir tatlı kaşığı sirke kullanacağız. Bir tane kabartma tozu kullanacağız. Yine evinizde varsa dökük halde kabartma tozunu bir tatlı kaşığı, bu da olacak. Sonra 125 gram suyumuz var ve sonra 80 gram, tabi buna birazcık daha ilave edeceğiz, 80 gram bir unumuz, yani mısır nişastası olacak ve yine 80 gram unumuz olacak. Bunların hepsini karıştıracağız. Tabi bu sonda katacak olduğumuz nişasta ve unu en son malzemelere katacağımız ürünlerden olacak ve bunlarla güzel bir yoğurma elde etmemiz gerekiyor. Şimdi isterseniz başlayalım yapmaya. Şimdi unumuzu önce ilave ediyoruz bu kaba. Sonra tutkalımızı katıyoruz. Sonra yağ demiştik. Bir tatlı kaşığı yağ. Sirke koyacağız. Bir tatlı kaşığı da sirke. Sonra losyonumuz var. Bir tatlı kaşığı. Losyonumuz da, bizim bu losyonumuz çok güzel kokuyor, bir kokusu mevcut, harika bir koku koyduğumuzda bayılıyorum ben bu kokusuna. Kabartma tozunun hepsini döküyorum. Şimdi bunları bir güzel karıştıralım öncelikle. Polimer kirli araştırırsanız o kadar çok alanı var ki, takı için kullanabilirsiniz, ufak heykelcikler, suvenirler kendiniz yapabilirsiniz, kolyedir gibi demiş miydik, biliklik yapabilirsiniz, yüzlük, aklınıza ne gelirse yani süs eşyası olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel bir kir oluşmakta. Kemik gibi oluyor kuruduğu zaman. Çok güzel bir hamur oluştu şuraya kadar. Ama bizim daha malzemelerimiz var koymamız gereken. Yani şu suyumuzu ilave edeceğiz. Şurada birazcık daha un var. Bu bardakların 200 gram olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir 50 gram daha un katıyorum. Suyumuzu koyacağız. Nişastamızı tabii ki ölçeceğim şimdi. 80 gram nişasta ihtiyacımız vardı. Yine nişastamızı doldurduk. Buna ilave ediyoruz. 80 gram daha un demiştik. Bu unumuzu da ilave ediyoruz. Şimdi karıştırmaya. Çok güzel hamur oldu. Yapışmadığı için öyle diyorum. Şimdi zeminimize bakalım. Kuru. Buraya birazcık nişasta koyacağım. Burada yoğurmaya devam edeceğim. Bu
Güzelce sıyıralım tabii ki dibindekileri. Şimdi bunların hepsini birleştireceğiz. Biz onu yoğurdukça bu yapışkanlık gidecek. Gerektiği yerde hep nişasta katacağız. Biraz yoğurduktan sonra hamurumuzu yoğurduk. Güzel bir kıvama geldi. Şimdi bu küçük hamurdan parçacık alacağız. Bunu kenara koyacağız. 10 dakika sonra bir elastikliğine bakacağız. Bu hamurumuzu ise streçle sarıp bir kenarda bekletebiliriz. Bu da streçin içinde birazcık mayalansın. 10 dakika sonra yine görüşürüz. Şimdi yaptığımız bu ufak parçanın nasıl göründüğünü size göstereyim. Çok güzel dağlı, yumuşacık, pürüzsüz, harika olmuş. Burada bir tane gıda boyamız var. Eğer istiyorsanız hamurunuzu renklendirmeyi çok azıcık damlatıp bunu yoğuracağız. İstediğimiz rengi elde edene kadar bunu yoğuracağız. Birazcık nişasta kattık çünkü bir damlası bile bizim gıda boyamızın hamurumuzu cıvıtmaya yetiyor. Şimdi ben hafif böyle bir yavru ağız rengini elde ettim. Siz daha kırmızı olmasını istiyorsanız devam edeceksiniz. Gıda boyasından ilave etmeye ve azıcık da mısır unu serpmeye, mısır nişasta. Bununla da bu şekilde yoğurup istediğiniz hamuru rengini elde edebilirsiniz.